Alo alo. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. Şimdi Vediye Rıza Hanım, Leyla Hanım Efendi'nin Hicaz makamındaki bir şarkısını söyleyecek. Neredesin, nerede acab? Neredesin, nerede acab? Bugün neredeyse hap kadar küçücük bir kutuya sıkıştırılmış dünyaya açılan bir pencere. Yalnız gecelerde bir dost, yolda, işte, evde, istenilen her an her yerde bir ses, bir nefes, bir büyülü kutu. Radyo. Bir telgraf, tellerle, arada kablolarla yapılan bir iletişim. Radyo dediğimiz telleri de ortadan kaldırıyor. İnsanlık tarihinde olmayan bir gelişme şu 150 yılda yaşandı. Bunların bütün müsebbibi diyebiliriz ki birincisi telgraf, ikincisi radyo. Televizyon çok büyük bir buluş. Ne var ki bir takım teknik imkanları hazırlamazsanız televizyon çekemiyor, gösteremiyor. Radyo öyle değil. Burada alıyorsunuz. Evet efendim diyorsunuz. Aynı anda dünyanın öbür ucundaki duyabiliyor. Radyoyu 1800'lerin sonunda ilk keşfedenler İtalyan asıllı bilim adamları Marconi ve öğrencisi Tesla olur. İlk yayın denemesi Eiffel Kulesi'nden hoparlör konularak Fransa'ya yayın yapılıyor 1910 yılında. 1911 yılında ilk kıtalar arası deneme yapılıyor ve Metropolitan Operası'nda gerçekleşen bir konserin yayını Paris'ten dinlenebiliyor 1911 yılında. Teknik buluşları Avrupa'da gerçekleşmiş olmasına rağmen ilk düzenli radyo yayınları Amerika Birleşik Devletleri'nde başlar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından radyo artık bir iletişim aracı olarak insanlık yaşamına girmiştir. İlk düzenli radyo yayınlarının yapılabilmesini sağlayanlarsa üreticiyi radyoları satmak isteyen beyaz eşya firmalarıdır. Biz diyor elektronik malzeme üretiyoruz. Bu araç çok yeni. Biz bunu yapıp satsak da ne yapacaklar insanlar bu aracı aldıkları zaman? O zaman yayınını da yapalım. Aracı satabilmek için esas işi beyaz eşya üreticisi olan bir firma ve onunla birlikte çok sayıda firma da hemen çok iyi fikir deyip hem bu buluşları finanse ediyorlar. Bu araçlar bulunduktan sonra da araçları alıcı araçları üretiyorlar. Sonra da bunların tabii işlevsel olması için yayınlarını yapmaya başlıyorlar. Dünyada düzenli radyo yayınları başladıktan sadece birkaç yıl sonra savaştan henüz çıkmış, yepyeni bir genç ülke olarak küllerinden doğmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde radyo yayınları başlar. 1920'de ilk Amerika'da yayınlar başlıyor, 1922'de Avrupa'ya geliyor, 1927'de Türkiye'de yayınlar başlıyor. Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi adıyla bir şirket kuruluyor ve radyo yayınları 6 Mayıs 1927'de İstanbul'da, Sirkeci'de, Büyük Postane'nin bodrum katında. Yani ne işe yarayacağı daha çok da bilinmediği için şurada bir deneme yapsınlar diye başlayan bir yer göstermeyle başlıyor. Tabii ki kimse de alıcı yok. O yüzden postane binasının dışına konulan hoparlörlerle gelen geçen halkın duyabileceği bir yayıncılık başlıyor. Alo alo, muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu. O güne kadar böyle bir icatla hiç karşılaşmamış, hatta belki hayalini bile kurmamış insanoğlunun bu ses ileten büyülü kutuya sahip olabilmesi çok da kolay değildir. Öncelikle bir radyoya sahip olabilmek hali vakti yerinde olmayı gerektirir. Satın alabilenlerin gururla sergiledikleri radyo böylece salonların baş köşesindeki yıllarca sürecek saltanatına kurulmuş olur. Ve tabii üzeri mutlaka el emeği en güzel dantellerle örtülüdür. Küçük şeylerin hikayesi diyorsunuz. Biliyor musunuz? Eşte dostu akrabada var. Hadi radyo dinlemeye gitmek diye bir güzel olay var. Misafirliğe gitmek varmış. Sonra misafirliğe gidelim ama o akrabalarda radyo var. Şu ahbapta radyo var. Bir zengin akrabamız radyo aldığı zaman onlara gidince düğmeye basıyor. Düşünün 6-7 yaşında bir çocuk ajans dinliyor. Şimdi ajansı ne zannederdim ilk zaman? O konuşan adamın ismi. Ama bu ecnebi, bu niye Türkçe konuşuyor falan diye. Kısa sürede yaşamın vazgeçilmezi olur radyo. Akşam olunca radyonun başına geçilir, evinde radyosu olanlar özellikle radyoları olduğu için ziyaret edilir, sohbetler radyonun başında yapılır, çaylar radyonun yanında içilir. Şimdi efendim çok tatlı bir espridir.
İlk radyo gelmiş Türkiye'ye. Demişler piyango bileti alırsanız çok büyük şeydir. Piyangonun üstelik numaralarını radyo okuyor yılbaşı gecesi. Aman ne güzel şey bu falan toplamışlar. Köyün ağası da gelmiş. O da almış, biletlerini de koymuş böyle oraya. Bakıyor ondan sonra radyo başlamış söylemeye. Spiker işte şu 1632 420 bilmem numara derken eğilmiş. Be kardeşim affedersin demiş. İyi duyamadım sonuncu 4 mi dedin 6 mı dedin diye. Uzun yıllar biz bunu dinleyen ya bunun içine bir ufak boylu bir insan, yüce bir insan saklıyorlar o konuşuyor. Tarzında espri olurmuş. Espri diye biz diyoruz. Ciddiye alırlarmış. 1964 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluşuyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle daha önce yarı özel bir teşebbüsle yapılan radyo yayıncılığı TRT'ye bağlanır. Meslek profesyonelleri oluşuyor. Bir prodüktörlük mesleği ilk defa 1965 yılında var ediliyor. TRT sınav açıyor, prodüktör olmak isteyenler başvursun. Gönüllü ben de yaparım işiyken artık bir meslek haline geliyor. Türk televizyon ve radyoculuğunun büyük duayeni Halit Kıvanç, TRT'de radyo yayınlarına başlayan, hemen peşinden de özel bir anlaşmayla BBC'ye giden ilk Türk radyo spikerlerinden biridir. Başlıyorum. Evet, şimdi efendim takım şuradan bilmem. Yani şu anda o anda duyduğum işkenceyi ama hemen ardından duyduğum mutluluk hayatımın en büyük işkencesi, en büyük mutluluğuydu. Çünkü ben anlatıyorum ve maç devam ediyor. Bir gün bir bakıyorum ben maç spikeriyim. Dünya Kupası, 20 Dünya Kupası kaldı geride. 10 tanesini Türkiye'ye anlatan insanlardan biriyim. O yıllar yayıncılığın bugünkü teknik imkanlarla yapılamadığı ve pek çok hatıranın biriktiği yıllar olur. Meksika'da Halit Kıvanç Usta'nın anlattığı bir maç. İşte onlardan biri. 2,5 saat maç bitti. Öncesi, sonrası, arası uzun. 2,5 saat konuştum. Ve güzel de bir yayın oldu. Arkadaşlarla bindik. 4-5 saat otele döndük, kapıdan girdim, bir not verdiler, Alkara'nın telefonu, TRT. Açtım, diyeceğim ki niye aradınız beni diyeceğim, açar açmaz maç kaç dediler. Ya sen izinli miydin, dinlemedin mi, seyretmedin mi dedim, ondan sonra görmedin mi dedim. Yayın yapılamadı ki dedi, yayın ver. Meğer Meksika devleti Avrupalılardan bir şey istemiş, bir ekstra para. Ve vermeyiz demişler. Problem çıkınca o da yayını kesmiş. 12-13 memleketin bir de fukara bizim milkinde kesilmiş. Bizim haberimiz yok bu mücadeleden. Hiç kimse mi dinlememiş? Yanında oturan teknisyen. Dinlese ne yazar? Adam Meksikalı, Türkçe anlamıyor ki benim yüzüme böyle bakıyor. Dinliyor fukara. Hem dinleyicisi hem de çalışanları için adeta bir okul olur TRT radyoları. Kimler gelip geçmez ki bu okuldan? Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi pek çok dev sanatçı kariyerlerinin ilk adımlarını TRT radyolarında atar. Tiyatro sanatçıları tek bir mikrofonun başına sırasıyla geçerek canlı radyo dizilerinin sesli kahramanları olurlar. Savaşta, barışta, ihtilalde, zamlı maaş haberleri de uzun yıllar radyodan öğrenilir. 1990'ların ilk yılları Türkiye'de özel yayıncılığın başladığı dönem olacaktır. Birkaç yıl içinde baş döndürecek bir hızla özel radyolar kurulmaya başlar. Diyebilirim ki hemen hemen her mahallede bir yerel radyo kuruldu. Tabii ki Türk dinleyicisinin de pek de alışkın olmadığı bir radyo tarzı çıktı ortaya. Farklı farklı programlar çıktı. Bir kere programlar çeşitlendi. Türkçe biraz daha farklı kullanılmaya başlandı. Belki günlük dilde kullanıldığı gibi, daha önce dinlenildiği gibi değil de radyodan, tabii bu tip değişiklikler de oldu. Canlı bağlantılarla dinleyiciler radyocularla buluşma şansını yakaladı. Mesela bu çok çok önemliydi. O devasa radyolar bugün küçülmüş ve evlerin baş köşelerindeki yerlerini yıllar içinde televizyonlara bırakmış olsa da radyo hep gönüllerimizin baş köşesinde.